Evet sevgili seyircilerimiz, son durakta şimdi de uzun yıllardır Londralılara hizmet veren ve mortgage konusunda uzman bir kuruluş tabii ki. ES Mortgage'deyiz. İmam Göztaş'la birlikteyiz ve bakalım İmam Bey özellikle İngiltere'deki ev piyasalarıyla ilgili, mortgage konularıyla ilgili bizlere bu hafta hangi önemli bilgileri veriyor? İzliyoruz. ES Mortgage'de bu hafta İmam Bey, Remortgage ile ilgili son durak izleyicilerini bilgilendiriyor. Remortgage ne demek, nasıl alınır? O konuyla ilgili biraz aydınlatabilir misiniz bizi? Tabii, remortgage dediğimiz şey, önceden hazırda evde olan insanlar ve belli bir kontratın sonuna gelmiş arkadaşların mortgage'i yenilemesi demek bir nevi. Remortgage sadece para, evin üzerine para çekmek veya evin üzerine daha çok para borçlanmak anlamına gelmez. Aynı zamanda aynı borçta başka bankaya gidip daha iyi bir faiz almak ve de aynı bankadan daha yeni bir ürün almak gibi bir şey oluyor. Şimdi burada insanların taleplerinden dolayı şöyle biraz daha detaya inmek istiyorum ben. Şimdi remortgage dediğimiz şey, şöyle bir şey düşünelim. Eğer ki hazırda bir bankada bir borcunuz varsa, bunu varsayalım 150 bin pound diyorsak ve banka, şu anki bankanın size verdiği faiz 3.5 ise, başka bir bankaya gidip onu 2.5 alabiliyorsak, bunun değişimi, yani bir bankadan bir bankaya geçmek, bunun adına remortgage deniliyor. Tabi burada bankaların birçoğu verdiği kendi beraber gelen şeyler var. İşte bu bedava avukat işlemleri, bedavadan survey, yani ekspertizin gitmesi gibi şeyler. Yani bir bankadan bir banka geçerken sizi masrafsız şekilde geçirmeyi kabul ediyor bankalar. Bunun adına bir remortgage deniliyor. Tabi remortgage'in biraz daha altına yatan şeyler şunlar. Mesela diyelim ki 2 sene önce ev almış olan arkadaşlar, 2 senelik ürün olan arkadaşlar, bitmişse zamanı, 2 sene dolmuşsa lütfen şu an kağıtlarına baksınlar ve bir an önce bizimle kontağa geçsinler. Çünkü faizleri varsayalım ki aldıklarında 3.2 ise, eğer ki bunu yenilemezlerse Santander'de ise 4.2'ye kalkabilir. Yani benim banka skotunda ise 4.95'e kalkabilir. Bu gibi şeyler. Yani bunlar çok dikkat edilmesi gereken ve titiz şeyler. Yardımların kısıtlandığı şu günlerde insanların özellikle yatırımlarda ev aldıklarını dile getiren İmam Bey, piyasanın bu nedenle oldukça canlı olduğunu belirtiyor. Peki şu anda piyasa ne durumda, ev alımları? Ev alımları şöyle, çok şu anda biz, çok iyi bir dönem diyorsunuz. Evet, çok iyi bir dönem. Biz gerçekten çok yoğunuz. Firma olarak çok yoğunuz. 4 kişi bir broker kadromuzda. Her gün yeni müşterimizin gelmesiyle beraber her gün daha da büyümeye devam ediyoruz. Şurada şunun altını çizmek istiyorum. Bence bizim Türk halkı, Türkiye'li olan halk şu an tamamen şeyin farkında. Aslında hani bundan sonra işte belediye evlerinin olmayacağı veya da ne bileyim artık yardımların kısıtlandığı birçok şeyden insanlar daha çok ev almaya başladılar. Ve aynı zamanda tabii yatırımcılar da bu işin içine girmeye başladılar. İnsanlar dükkanlarını sattıktan sonra ne yapabiliriz diye düşünüp birkaç tane ev alıp kira vermeye başladılar. Buna dolayı tabii piyasa çok canlı. Özellikle Edmonton, Enfield veya da North London dediğimiz, yani Güzel Londra'da gerçekten de şu an ev alım satımı gerçekten çok yüksek bir seviyede. Ve tabii bu bizi mutlu ediyor. Çünkü bir tanesi Türklerin bu piyasada adını duyurması, ikincisi de işte bizim işlerimizin daha iyi olması ve Türkçe konuşan halkımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İmam Bey, ev alıp kiraya vermenin de oldukça karlı olduğunun altını çiziyor. Peki, düşünün bir müşteriniz 200 bin pound'a bir tane ev buluyor. İşte bu bölgelerde özellikle, evet. Manfaatında. Almak istiyor. Evet. Bunun ne kadarını depozito olarak koyması gerekiyor ve ne kadar karlı ayrılabilir bu işten? Evet. Şimdi şöyle diyelim, 200 bin pound'luk bir aldığınız evde tabii %25 koyduğunuz zaman faizler çok daha düşük olabilir. Biz onun üzerinden bir hesap yapalım. 200 bin pound'luk bir ev aldığını düşünelim. %25'ini peşe koyduğunuz için 150 bin pound gibi borç aldığınız zaman aylık ödemesi yaklaşık sadece faizini hesaplarsak 400 ve 500 pound arası değişir. Aylık faiz. Aylık sadece faizi. Sadece interest only yapabilirsiniz. Yani sadece faiz ödeyebilirsiniz. Repayment yapabilirsiniz. Sadece faizi bunun 400-500 arası değişir. Repayment de 650 ile 800 pound arası değişir. Şimdi bu durumda bu tür bir evi 1250 pound'a kiraya verebiliyorsunuz. 1250 pound'a kiraya verdiğiniz bir evde 500 pound'dan sayarsak evin sadece faizini, aylık 750 pound gibi bir getiri olabilirsiniz için. Bu sadece bir örnek tabii. Bunun gibi birçok daha örnek daha verebiliriz.
Ama bu sadece ufak bir örnek. Yani bu aslında mortgage piyasasında, ev piyasasında ne kadar para kazanabileceğini ve ev alıp kira vermenin ne kadar karlı olduğunu göstermek amaçlı. Bu yaptığımız hesap açık ve net ortadadır. Yani aynı zamanda ev değer kazanıyor mu? Tabii. Evin kazan değeri bir köşeye yatıyoruz. Sadece şöyle düşünelim. 50 bin poundluk bir koyduğunuz bir banka hesabına koyduğunuz paranın aylık size getirisini hesapladığınız zaman gerçekten çok büyük rakamlar olarak hesaplanır. Yani 700 pound'dan hesapladığınız zaman senede 800.400 pound gibi bir kar yapıyor. Evet. Bu ortamada koyduğunuz parayı yaklaşık 6 senede geri almanızı sağlıyor. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. EACE Mortgage. Ev almadan önce mutlaka bilgi alın.